değerlendirilmesini anlatmaya çalışacağım. Multidisipliner yaklaşımı gerektiren bir konjonktürün değerlendirilmesi. Araştırma yaparken daha çok bu işle ürolog ve radyologların ilgilendiğini gördüm. Ben de daha çok ürolog ve radyologlara ilgilendiren kısmını anlatacağım hematürünün. O arada nefrolojiden ve hematürünün yaklaşımından biraz bahsedeceğim. Hematüri idrarda fizyolojik sınırın üzerinde eritrosit olmasıdır. En bazardan anlatırsak mikroskobik hematüri 3 idrar örneğinin en az ikisinde mikroskop altında büyük büyütmede 3 veya daha fazla eritrosit bulunmasıdır. Prevalansı çok değişkenlik göstermekte. %2 ile 21 arasında. Yaşla birlikte insidansı artıyor. Toplumda görünme aralığının bu kadar yüksek olmasının sebebi hematüri değerlendirmenin zor olması. Çünkü birazdan da anlatacağım, egzersizle, seksüel aktiviteyle ya da birçok şeyle geçici hematüri ortaya çıkabiliyor. Bu da oranları arttırabiliyor. Hematüri ikiye ayırıyoruz. Mikroskobik ya da makroskobik hematüri diye ya da nefrolojik, ürolojik hematüri diye de ayırabiliriz. Klinik değerlendirme yaparken hastanın öyküsünü, kullandığı ilaçları, fizik muayenesini, idrar analizini, idrar sistolojisini ve sistoskopi ve retroskopisini bakmamız gerekiyor. Radyolojinin buradaki temel rolü prim olarak maligniteyi ekarte etmek. Nedenlerini üç gruba ayırıyorlar. Sık nedenler, daha sıkla ve nadir nedenler diye. Onları açacağım birazdan. Makroskopik ve mikroskopik nedenler. Makroskopik hematüri çıplak gözde, kan patısı, kırmızı ya da kahverengi idrar görmek. Mikroskopik hematürinin tanımını az önce yapmıştım. Mikroskopik hematüri başka bir nedenle araştırma yaparken idrar analizinde fark edilir. Nefrolojik ve ürolojik hematüriyi ayırırsak, nefrolojik hematüri daha çok glomer kaynaklı sebepleri kapsarken, ürolojik hematüri de glomer dışı sebepleri kapsıyor. Buradaki önem şu, mesane kanseri hastalarının %85'inde gross hematüri var. Yani makroskopik hematüri gördüğümüzde hemen alarma geçmemiz gerekiyor. Mikro hematürli hastaların da %26'sında gene genitourinary maligniteyi bulmuş. Hematürin asıl kısmını ürolojik hematüri oluşturuyor. Şöyle nedenlerine baktığımızda gene üriner sistemi ikiye ayırıyoruz. Üst üriner sistem, alt üriner sistem diye. En çok sebepleri oluşturanlar üst üriner sistem. Çeşitli nedenler var. İşte gene parenkimal, yani glomer kaynaklı nedenler ya da glomer dışı nedenler. Bunlar çoğunlukla glomerler dışı nedenleri kapsıyor. Ben de onları anlatmaya çalışacağım. Öyküde yan ağrısı var mı? Bu taşı düşündürüyor. Ateşi var mı? Enfeksiyonu var mı? Ağrı egzersiz ya da menstrual döngüde, ağrı egzersiz yapmış mı? Kadınsa menstrual döneminde mi? Serde öyküsü var mı? Şizozoma da çünkü hematüriye neden olabiliyor. Genitourinary sistem manikte öyküsü var mı? Bu da riski ciddi anlamda arttıran bir faktör. İdrar analizini çoğunlukla idrar çubuğuyla bakıyoruz. %90-100 arasında duyarlılığı var. 65-95 arasında da özgürlüğü mevcut. Tabii yanlış pozitif sonuçlar olabiliyor. Miyoglobinuri, hemoglobinuri ve çeşitli birçok faktör yanlış pozitif sonuçlara neden olabiliyor. Yanlış negatif sonuçlar da olabilir. Şimdi dipsitin idrar çubuğunun mekanizması şu şekilde. Orada şeydeki peroksidazı oksidize edecek eğer bir madde varsa idrarda yanlış pozitif sonuçlara neden olabiliyor. Ya da bunu eğer indirgeyecek askorbik asit gibi bir şey varsa o da yanlış negatif sonuçlara neden olabiliyor. Sabah ilk orta akım idrarı ile değerlendirmek daha doğru. İlk bir saat içinde işlem görmeli, değilse buzdolabında bekletilmeli. Dipstik yöntemiyle hematüri değerlendirmek indirekt bir yöntem. Eğer test pozitif çıkarsa mikroskobi altında tekrardan değerlendirme yapmak zorundayız. Sistoskopi alt üriner sistem için çok önemli. İki ayrı, flexible ve rigid diye. Rigid'de daha net görüntüler görebiliriz ama flexible'de hastalar daha tolere edebiliyor ve genel anesteziye de gerek yok bu durumda. Alt üriner sistem değerlendirmesinde ilk seçenek ve en duyarlı yöntem bu.
mesane seyahat içinde %87 duyarlılığı mevcut. Amerika Üroloji Birliği mikrohematürisi olan hastalardan 35 yaş üstündeki herkese 35 yaş altında olup yüksek riskli gruba sistoskopi yapılmasını istiyor. Birazdan göreceğiz, şu değer çok birçok büyük organizasyon bu yaşı farklı verebiliyor. O da tabii kanser araştırmalarına, yapılan insidas çalışmalarına bağlı olarak değişiyor. Hematüriyle karşılaştığımızda tabii öncelikle benim nedenleri düşünmemiz gerekiyor. Bunları ekart etmemiz lazım. Özellikle enfeksiyonu yoksa hastanın bu sefer glomer kaynaklı mı, glomer dışı bir sebep mi diye olaya bakmamız lazım. Eğer bunlar hipertansiyonu varsa, protein yüksek varsa, kreatinin yüksekse, akantosit şeklinde eritrositi varsa ya da bu eritrositler dismorfikse, %20'den daha fazla dismorfik eritrosit varsa bu büyük ihtimalle glomer kaynaklı. %80 varsa bu ihtimal çok çok daha artıyor. Glomer kaynaklı ürolojik nedenler, ürolojik hematüri, az anlatacağımız konu bu. Asemptomatik mikroskopik hematürisi. Genç hasta grubunda manita ihtimali çok az olduğu için herhangi bir görüntüleme ihtiyaç yoktur. Şu yaş, yani dediğim gibi az önce bu yaş aslında 35'ti. Amerika Üroloji Birliği'ne göre bu. Hollandalıların yaptığı çalışmalarda onlar 50 olarak vermişler. Başka yerlerde 40 olarak da verenler var. 50 yaş altı asemptomatik mikroskopik hematürisi olanlarda herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Makroskopik hematürisi 50 yaşın altında %10, 50 yaşın üstünde %34,5 olarak görülüyor. Malignite ihtimali çok yüksek, mikroskopik hematürinin 4 katı yaklaşık. Burada görüntüleme ve sistoskopi öneriliyor muhakkak. Antikoagulan kullanan hastalarda bu makroskopik hematüriyi antikoagulana bağlamak doğru değil. Bunlarda da yapılan iki çalışma var. Birinde %24, birinde de %7 oranında malignite bulunmuş. Modalite seçimi, görüntülemede modalite seçimini belirlerken bunu bireyselleştirmemiz lazım. Hastanın yaşına, risk faktörlerine göre her hasta için yaklaşım farklı olmalı. Bu nedenle herhangi bir guide'dan oluşamamış bu konuda. Zaten prospektif, randomize, yeterli, kanıt temelli bir yaklaşım da oluşturamamışlar. Tamamiyet önemli, kaynaklara ulaşım önemli, radyasyona maruziyet önemli. Birinci basamak, ikinci basamak görüntülemede ikiye ayırıyoruz. Birinci basamak görüntülemede direkt grafi, ultrason, IVP, sistoskopi, taş protokolü BT. İkinci basamak görüntülemede de ürografik bilgisayar tomografi ya da ürografik MR mevcut. Direkt grafinin hematürin değerlendirmesinde yeri çok sınırlı. Temel kullanım yeri ürolitiyazis'te. Onun da duyarlılığı çok düşük, %45 ve %60 arasında. Radyolüksen taşların da %10 verimlisini zaten göremiyor. Relense olan hastaların %15'inde kalsifikasyon mevcut. Direkt grafi bunu görebilir. Bu açıdan yararlı olabilir. Tabii direkt grafinin duyarlılığı düşen sebepler de mevcut. Bağırsak gazı, fekalit, flebolit gibi nedenlerle değerlendirme yapmak daha da zorlaşıyor. Özellikle yüksek riskli hastalarda direkt grafiden kaçınmak lazım. Özellikle Kanada Üroloji Birliği direkt grafinin artık hematürin değerlendirmesinde yerin kalmadığını söylüyor. Taş protokolü BT birinci basamak inceleme. Taş tanısında bilgi tercih ve gold standart. Duyarlılığı %100'e yakın, özgürlüğü de %100'e yakın. Temel engelleyici radyasyon maruziyeti. Ama bunu low dose BT ile %50, ultra low dose BT ile de %95 azaltmışlar. Glomer ve radyasyon maruziyetini azaltmışlar. Glomer ve arkadaşları tanısal doğrulukta yüksek tanısal doğrulukla abdominal direkt grafi eşit dozda radyasyon vererek inceleme yapmış. Bu erkek için 0.5 mCV, kadın için 0.7 olacak bu. 0.7 mCV. Bu taş protokolü BT'miz. Şu normal sütün pozisyonda üretrovezikal bileşkede diye düşünüyoruz taşı. Prone pozisyonuna geçmiş hasta. Prone pozisyonunda taşın yeri değişmemiş. Demek ki üreterde. Daha sonra yapılan gene prone pozisyonundaki incelemede taş mesaneye düşmüş.
Ultrason ulaşımı kolay pediatrik ve gebe hastalarda, kontrast alerjisi olan hastalarda birinci tercih olabilir. Ucuz, radyasyon riski yok. Tabi operatör bağımlı, obez hastalarda duyarlılığı düşük. USA ile renal volümü, pozisyonunu, kontür ve parenkimi değerlendirebiliriz. Renal kitleyi değerlendirme de İVP'den daha duyarlı. USA'nın duyarlılığı 179, İVP'nin 167. Lezyonu saptamaktan ziyade lezyon karakterizasyonunu çok yapar. Kistik solid ayrımını yapar. Üreteri tam göstermede yetersiz. Ama üreterde herhangi bir taş varsa obstrüksiyon bulgularını gösterebilir. Üreteri nefroz gibi. Mesane tümörünü saptamada gene İVP'den daha sensitif. Transvezikal ve transrektal yüksek prostatı ve komşu dokuyu da gayet detaylı bir şekilde gösterebiliyor. Tabi taşı göstermede duyarlılığı düşük. Üst üriner sisteminde TCC'yi göstermede yetersiz gene. Mesane TCC'sinde yeri var tabi bu senin. Yine yapılan iki çalışma. Renal kitleleri göstermede 1 cm'nin altında 126 sadece duyarlı. 1-2 cm arasında %60, 2-3 cm arasında %82, 3 cm'de 3 cm'de büyük kitlelerde %85. BT ile karşılaştırıldığında duyarlılığı gayet düşük. BT'nin radyasyon dozu ile ilgili sorunları ortadan kalktığında bu seride çok fazla bununla kitle göstermede yeri kalmayacak gibi. Burada transfer ve longitudinal böbreği görüyoruz. UC ile bakılmış, herhangi bir kitle görülmemiş. Aynı hastada split bolus beti urografi ile baktığımızda yaklaşık 2.7 santim endofitik uzanımı olan hipovasküler kitle görüyoruz. Gene burada böbrekle ekojenik yani %15'lik bir RCC'de klasifikasyon vardı, onu görebiliyoruz. Burada da yine klasifikasyonları görüyoruz ama medüler klasifikasyonu, taş ayrımını yapamıyoruz bu sede. İVP, Cumhuriyet'te yaşat, Osborne ve arkadaşları 1923'te ilk işlemi yapmışlar. Geleneksel gold standart. Duyarlılığı %61, spesifitesi %91. Yüksek uzaksal çözünürlüğü var. O fonksiyonel data da sağlayabiliyor. Bu taş protokolü BT üstünlüğü. Tabi kontrast madde kullanıyoruz bunda. Tabi genel radyasyon veriyoruz hastaya 3.6 ve yaklaşık 10 arasında. Tabi küçük bir otellar tümörleri bile dolma defekti şeklinde gösterebilir. Özgürlüğü yüksek ama spesifitesi çok düşük bu açıdan. Bazı renal kitleleri de gösterebilir. Tabi gösterdiği kitlelerde karakterizasyon yapamıyor. Solid kistik ayrımını yapamıyor. Solid kistik ayrımının karakterizasyonu yapamadığı için ikinci görüntülemeye ihtiyaç doğuyor. En efektif yöntem USE. USE ile yapılan incelemelerde de IVP ile bulunan bulguların %80'in benim çıktığı görülmüş. IVP'nin duyarlılığı 3 cm'nin altında çok düşük. 2 cm'nin altında %21, 2-3 cm arasında %52, 3 cm'den büyük kitlelerde %75. IVP ile gene böbrekte bir dolma defekti şeklinde gördüğümüz bir TCC kitlesi. Şurada okla gösterilmiş bir distal üreterde bir taş var. Prekonstast görüntüsü bu. 15 dakika sonrasında şurada dolma defekti ortaya çıkmış. Obstrüksiyon bulgusu var. 5. günden sonra obstrüksiyon ortadan kalkmış. Retrograd pielografinin artık çok kullanımda yeri yok. Sadece renal yetmezliği ya da kontrast madde alerjisi olan hastalarda kullanımda bilinir. Ama tabi onun da uzayısal çözünürlüğü yüksek. Asıl gold standartımız bilgisayarlı tomografi. Son yıllarda iyice rolü arttı. İVP'den gold standartı da aldı. Gold standartı artık bu kabul ediliyor. Renal kitle karakterizasyonunda duyarlılığı İVP'den ve USA'dan daha yüksek. Periületler dokuyu ve retroperitonu çok iyi gösterir. Lokal ve uzak metastazı, inflamatuar ve vasküler patolojileri, konjenital anormallikleri, örneğin atlalı böbrek,
gibi. Burada altın böreği görüyoruz. Lezyon karakterizasyonunu çok iyi yapar. Burada USE'yle fark ettiğimiz bir kitleyi BT ile BT-Urografi ile değerlendirmişiz ve burada anjiyomiyolipumla uyumlu bir bulgu elde etmişiz. Anjiyomiyolipumun bu hali hipervasküler bir lezyon. Onun için kanamalara neden olabilir. Yağ dokusu ve düz kas dokusundan oluşuyor. Asemptomatik mikroskopik hematürü göstermede de bir yarıda özgürlüğü gayet yüksek. BT-Urografinin 3 kullanım şekli var. Klasik olarak 3 fazlı ve single bolus şeklinde kullanılmış. Günümüzde daha çok 2 faz ve split bolus şeklinde kullanılıyor. Bazı merkezlerde tek faz dual enerjili BZ'ler de mevcut. Şurada split bolus şeyini görüyoruz. 150 mililitre kontrast maddeyi 3-4 milimetre saniyede ve mililitre saniyede veriyoruz. Tabi hastanın burada ekspirasyon fazında olması lazım üreterlerin net görülebilmesi için. Bu diüretiklerin kullanımı yaygınlaşmış. Özellikle Britanya'da neredeyse her merkezde diüretik kullanılmaya başlamış. Çok ciddi faydalarını olduğundan bahsediliyor. Distal üreterlerin yeterli pasifikasyonunu sağlamak için birçok yöntem denenmiş. Oral ve IV normal SF hidrasyonu yapılmış. Bolus şeklinde IV SF verilmiş. Abdominal kompresyon yapılmış. Bunlarla yapılan kıyaslamada düşük doz 20 mg furosemidin %93 bunlardan daha çok daha üstün olduğu gösterilmiş. Aynı zamanda prompozisyon da tabi üreter pasifikasyonunu arttırıyor. Diüretik kullanımı ayrıca kontrast densitesini azaltıp 500 Hans-Pitt ünitesinin altına indiriyor bunu. Üst üniler sistemindeki küçük kontrastlanan tümörlerin gözden kaçmasını da engelliyor. Francis Francois Cornod'un yaptığı bir çalışma var bununla ilgili. Diüretiklerin faydasını şu şekilde açıklamış. 40 yaşın altındaki hastalarda tek fazla, hatta post kontrast taşların çok büyük bir kısmının görülmesini sağlar. Tabii büyük asit taşlarının 40 yaş altında çok nadir olduğunu belirtmek lazım ve 1-2 mm'lik taşlar gözden kaçabilir burada. Bu şekilde bir incelemede doz da IVP'ye yaklaşmış olur. Çekim süresi de gayet kısalmış olur. Bu taşların densiteleri, büyük asit densitesi 354-50 arasında 500'ün altına düşürmüştü diüretik. Bu şekilde büyük asit taşlarını göremeyebiliriz ama 40 yaşın altında zaten nadir büyük asit taşları. Protokoller. İngiltere'de uygulanan protokol şu, 2007'deki protokol hala kullanılıyor. Sıfırıncı zamanda 20 mg furosemid veriyorlar. Bu şekilde daha iyi pasifikasyon sağlandı, görülmüş. Tabii BT-Urografinin dozu IVP'nin yaklaşık 2 katı. Bunu indirmek için akımı eğer 60 mAh saniye indirirsek yaklaşık yarı radyasyonun yarı indirmiş oluruz. Burada sadece 2 mm'den küçük taşları görmekte zorlanabiliriz. Kesit kalınlığını yine arttırırsak dozu azaltırız. Prom pozisyon da dozu azaltır. Split bolus ya da tek faz yöntemlerini kullanmak da dozu azaltır. Ekstratüel fazla voltajı düşürmek de dozu %40 oranında azaltır. Abdominal direkt grafikte 0.2-0.7 MSP. Bu şekilde 3 fazla en yüksek, 2 fazla daha da düşmüş. Tek fazla 8.9 MSP'ye kadar inmiş doz. Avrupa Birliği Genital Radyolojisi'nin konuda yaptığı bir çalışma var. Tabii gayetlerini oluşturmak için yeterli prospektif çalışma yok. ESUR, BT-Urografinin ikinci aşamadaki tetkik olmasını istiyor. Eğer ilk tetkik olacaksa da yüksek riskli hastada ve makroskopik hematüsü olan hastada bu işlemi uygulanmalı. Tabii anahtar prensip amaca uygun protokolde çekim yapmak. Sistoskopi ve BT-Urografiyi karşılaştıran bir görüntü. Burada üretren bir kist var. Bu
bu sistoskopide fark edilememiş ama beta tomografi bunu göstermiş. 3 boyutlu görüntünün çok yeri yok kullanımda ama bunu da göstermişler. Gene beta tomografide bir TCC, şöyle kontrastlanan bir TCC görüyoruz. Burada da gen üretilerde dolma defektini şurada görebiliriz. Şurada üretilerde yine dolma defekti var. Kısıtlıkları, maliyeti, ulaşabildiği biraz daha zor İVP'ye göre. Tabii radyasyon dozu yüksek İVP'ye göre. Kontrast alerjisi olan hastalarda kullanamıyoruz ve nefrotoksiste kontrasttan dolayı. MR ünografi tabi potansiyeli olan bir yöntem ama konuyla ilgili yeterince yapılmış bir çalışma yok. CT ünografi ile karşılaştırılıyor şu an. İki sekansla oluşuyor. Static fluid MR ünografi. Bu yöntem MRCP'ye benziyor. Daha çok bu yöntemi kullanıyor zaten. İVP'de T2 ağırlıklı sekanslarla İVP'deki gibi görüntüler elde edebiliyoruz. Dilatif pelvi kalise sistemi üretilici iyi gösterir bu. Ekstritüel MR-ografi, gadolinium kontrastı T1 ağırlıklı sekanslar kullanılır bunda. Dilatif olmayan toplacı sistemi ve renal parenkimi yüksek kontrast çözünürlüğü gösteriyor bu yöntemde. MR-ografinin az önce söylediğim gibi duyarları konusunda yeterince çalışma yok. Uzaysal çözünürlüğü IBPB seviyeden daha düşük. Taş ve kalsifikasyon duyarlı düşük. Taşları dolma defekti şeklinde gösterebiliyor. Radyasyon duyarlılığı yüksek grupta kullanılabilir. Gebe hidronefrozunda özel bir yere sahip, fizyolojik ve patolojik hidronefrozu güvenli ayırabiliriz. Çocuklarda tercih edilebilir gene radyasyondan dolayı. Bunlar da yine anlattıklarımı tablo şeklinde göstereyim. Yaklaşım çok farklı olmakla birlikte asomptomatik hastalarda sadece renal USE yapılmasını öneren büyük gruplar var. İşte Amerikan Üroloji Birliği gibi. Daha çok ama makroskopik hematürisi olan ve 50 yaş üstündeki hastalara da mutlaka BT ürografi öneriliyor. Bu risk faktörleri. Burada yaş 35 olarak belirtilmiş. Dediğim gibi bu yaş birçok çalışmada değişiyor. Tabi mesleki radyasyon maruziyeti, analizik kullanımı da bunlar da ekstradan risk oluşturur. Etmenler. Burada da yine yaş oldu, cut-off yaşı olarak 50'ye almış çalışma. Düşük riskli grupta mikrohematürisi olan hastalığı ultrason önermiş. Hiçbir şey yapılmamasını söyleyen yine Amerikan Üroloji Birliği hiçbir şey yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bu algoritmaya göre ürolojik manitelerin %80'ini saptayabiliriz. Çünkü %20'lik kısmı asemptomatik mikroskopi hematüri oluşturmakta. Geçici hematürisi olan hastaları da ikincisinde tekrardan değerlendirmek lazım. Çünkü bunların da %3'ünde malignite gelişebiliyor. Kanıza dayalı yaş cut-off değeri 10'la beraber Hollanda Kanser Araştırmaları Merkezi verilerine göre ürolojik manitelerin çok büyük bir kısmı yaklaşık %97'si 50 yaşından sonra görülüyor. Yine burada Amerikan Üroloji Birliği'nin Amerikan ACR'ın, Kanada Üroloji Birliği'nin, Hollanda Üroloji Birliği'nin hepsinin yaş cut-off sınırları farklı. İlk aşama ve birinci inceleme olarak da önerdikleri şeyler de farklı. Yani yaptığım okumalara göre Hollanda Üroloji Birliği'nin kanser datası çok geniş. O açıdan bana da 50 yaş daha mantıklı gelmişti. 50 yaş altında Hollanda Üroloji Birliği sadece ultrasonu değerlendir diyor. 50 yaşın üstünde tabii sitiyografi eğer risk faktörü varsa ya da makroskopik hematürisi varsa yapmak lazım. Sebeplerini başta anlatmıştım. Yine sık sebeplerinden birkaçından bahsedeceğim. Ürolitiyazis, benign prostat hipertrofisi, enfeksiyon olabilir. Orta sıklıktaki nedenler maligniteler, iatrojenik nedenler.
Nadir nedenler, nedenlerden Asperger sendromundan, Nadir Kral sendromundan bahsedeceğim. Taşı değerlendirirken, tabii şu soruyu sormak gerekiyor kendimize. Klinisyen ne bilmek istiyor? Klinisyen kaç taş olduğunu, boyutlarını, yerini, obstrüksiyonun derecesini, enfeksiyon var mı yok mu, bu taşların densitesini ve anatomik bulguları bilmek istiyor. Çünkü taşın densitesi, ürik asit taşı ise eğer bu 450 Hansfield ünitesinin altındaysa densitesi, sadece idrarın alkalileştirmesiyle, yani kimyasal olarak tedavi edilebilir. Aynı şekilde SVD'nin başarısını azaltan bulgular var. Mesela alt bol yerleşimi ise, 2 cm'den büyükse, yüksek densitede ve sistin taşı ise, deliğe uzaksa bu taş SVD'nin başarısı düşüyor. Bunları belirtmek lazım. Rayan taşlardan 1 cm altındaki taşlar asemptomatik ise izlem gerekiyor. Semptomatik ise SVD ve üresi yapılabilir. Üresinin de gittikçe bu taş değerlendirmesi yeri azalıyor. 1-2 cm arasındaki taşlara yine SVD, 2 cm'den büyük taşlara ve sarkom taşlarına da perküten yaklaşımda taşları almak lazım. Üretilen taşlardan 1 santimin altında ise hidrasyon ağrı kontrolüyle değerlendirme yapılabilir. O 1 santimin üstünde ise SVD ile yaklaşım mantıklı. Burada prekonsta 23 yaşında mikroskopik hematürsü olan hasta prekonstast yani koptasız görüntülerini görüyoruz. 5 santim, 5 milim çapında taşlar bulunmuş. Onlar tıkanıklar neden oluşturmuşlar ve orta derecede hidronefroz var. Kontrastlı seride de ekseptüel fazda kama şeklinde kontrastlanmayan bir alan görülmüş. Bu pironefritle uyumlu bir bulgu. BPH 60 yaşından daha büyük erkeklerde en sok gross hematuri sebebi. Kanama genellikle prostatın kırılgan hipervaskülerizasyonu nedeniyle oluyor. BPH'ın neden olduğu mesane dekompansasyonunun işaretleri, postvoidin rezidüğünün artması, mesane çıkışı obstrüksiyonuna bağlı hidronefroz, mesane taşları, Jackstone denen taşlar, tekrarlayan idrar enfeksiyonu. Alt üriner sistemde muhakkak sitoskopi yapmak lazım. Burada sitoskop yapılmış ve prostatın lateral loblarını görüyoruz. Öpüşen loblar şeklinde tarif ediliyor bu. Şurada BPH olan hastada Jackstone taşını görüyoruz. Aynı zamanda mesanede difüz olarak mesane duvarı da büyümüş. Bu Jackstone taşları BPH'ın bulgusu olabilir. Tabii BPH dışlama, ekartasyon tanısı. Bu hastada da gene BPH'ı görüyoruz. Taşlar da mevcut. Bununla birlikte mesane duvarında nodüler kalınlaşmaları görüyoruz. İrregüler bir şekilde. Şuraya baktığımızda mesane posterior duvarında tecrüce geliştiğini, tabii patolojik sonucuna göre tecrüce geliştiğini görebiliyoruz. Bu açıdan BPH'ın ekartasyon tanısı olduğunu akılda tutmak lazım. Urotelial karsinomda ürolog ne bilmek ister? İnsan boyutunun yerini, adenopati var mı? Komşu yapıları invazyon var mı? Kas invazyonu var mı? Çünkü bunlar hastanın gradini etkileyen etmemeler. Kas invazyonunun bulguları fokal duvar kalınlaşması, tabii komşuya dokuda çizgilenmeler. Mesane boyunu trikon ya da üreteral orifis tümör varsa ve buna hidro üreten eşlik ediyorsa bu patognomik kas invazyonu açısından. Burada yeni doğumuna tepikli şeklinde bir üreteral karsinom görüyoruz. Mesane ve distal üreterde. Burada da yani distal üreterde doğuma defekti şeklinde yumuşak kokuyu görüyoruz. 69 yaşında erkek hasta kreatin değerleri yüksek ve gross hematurisi var. Kreatin değerleri yüksek olduğu için vasıta kontrast verilmemiş. Baktığımızda hastada hidronefroz görüyoruz.
Ve bu hidronefroz, az önce bahsettiğiniz gibi kas invazyonu açısından patognomik. Bu da hastayı en azından T2 seviyesine getirir. Perivezikal yağ dokuda da çizgilenmeler mevcut. Bu da hastayı T3 yapar. Bu açıdan baktığımızda T2 stage 2 iken perivezikal yağ dokusundaki çizgilenmeler hastayı T3'e getirmiş. Bu da tabi hastanın 5 yıllık sörveyini ciddi oranda etkiliyor. Stage 3'te 5 yıllık sörve %46. Rejizde de klinisyen boyutunu ve yerini egzofitik mi, endofitik mi, hangi polde, orta kesimde mi, lateralde mi, medialde mi, anteriorda mı, posteriorda mı olduğunu bilmek ister. Tümör renal sinüsünün toplayıcı sisteme yakınlığı da bu açıdan önemli. Çünkü renal sinüs invazyonu, yağ dokusu invazyonu kötü prognoz. En azından T3 yapar bu hastayı. Bu da cerrahinin laparoskopiden açığa çevirir. Tümör trombosu var mı? Trombosu, inferior vena cava'da trombos var mı? Varsa diyafragmanın altında mı, üstünde mi? Hepatik venler bundan etkilenmiş mi? Onlar önemli. Yine aorta olan uzaklığı tümör trombosunda önemli. Gerota fasyasının uzanımı var mı? Adenopatisi var mı? Uzak metastaz var mı? Vasküler anatomi rejiz açısından önemli. 63 yaşında erkek hasta insidental olarak komplasız VT'sinde kitle bulunmuş. Komplasız seride solid kontrastlanan nodüler septa ve nodüler solid eleman içeren bir kistik lezyon. Bu tip 4 boşnakla uyumlu ve yaklaşık %100 malignite ihtimali var. Bu açıdan hemen opere edilmeli. Bu septa içermiyor. Herhangi bir klasifikasyon yok. Kontrastlanmamış da. Da tip 1 boşnak, basit kist. Bunu malignite ihtimali %0. Yani bu şekilde boşnak 1 ve 2'de malignite ihtimali yok. T2'de boşnak 2F'de %10 malignite ihtimali var. Bu F yani foto, bunu takip etmek lazım. İşte boşnak 4'te de %100 ihtimali var. Hemen cerrahiye yönlendirmek gerekiyor hastayı. Bu bir reciceli hasta, 85 yaşında erkek hasta. Tek bir gross hematuri atayla gelmiş. Şöyle kitleyi görüyoruz. Bu da sol renal bende de bir dilatasyon mevcut. Yapılan kontrastlı incelemede bu dilatasyonun sol renal bende değil, subsegmentte, segmental renal bende invazyon olduğunu ve sol renal ana bende trombüs olmadığını görüyoruz. Sol renal benin dilatasyonunun sebebi recizenin tipik bir özelliği olan hipervasküler yapısından ve kitlenin içerisinde AV şantların gelişmesinden kaynaklanmış. Bu şekilde gene eğer renal bende bir trombüs olursa bunun aorta olan uzaklığı da hastanın cerrahisi açısından önemli. Nutcracker sendromu, diğer ismiyle Hındıkıran sendromu. Çok nadir bir sendrom. Daha çok çocuklarda ve genç, zayıf kadınların hastalığı Nutcracker sendromu. Evrimsel olarak sol renal ben belki de buradan gitmemeliydi. Çünkü birçok sıkıntıya neden olabiliyor bu. SMA'nın ve aortanın arasından vena cava'ya dökülmek için sol renal ben geçerken SMA ve burada herhangi bir baskıya uğrarsa tabi bu sol renal bende dilatasyona neden oluyor. Şurada kontrastsız seride obstrüksiyon sonrasında renal beni ve öncesindeki dilatasyonu görüyoruz. Tabi bu baskıya uğraması tek başına bunu Nutcracker sendromu dedirtmiyor. Bunda tabi variköz venlerin gelişmesi lazım. Burada da uterusta parametriyel alanda gelişen variköz venleri görüyoruz. Bunlar kadınlarda pelvik konjesyon sendromuna, erkeklerde de sol varikosele neden olabilir. Tabii
kliniğe göre izlem ya da endovasküler terapi ya da cerrahi gerekebilir.